ilk çocuğumdan üçü benimle alakalı hiçbir farkında kalmadı. Evet, Dünya Sağlık Örgütü 0-18 yaş grubundaki çocuğun gerçekleştirilen her türlü harekete maruz kalması çocuk istismarı ve ihmalidir diyor. Yani çocuğa kasıtlı ya da kasıtsız olarak verilen her türlü zararı ihmal ve istismar olduğunu tanımlamış. Çocuk ihmali şöyledir. Çocuğun beslenme, barınma, temizlik, oyun, eğitim yani temel ihtiyaçları. İsteyerek sorumlulukları yerine getiremediği takdirde buna aktif ihmal, yani kasıtlı olarak çocuğun beslenmesini karşılamıyorsanız. Barınma ihtiyacı, kusura bakmayın boğazım çok kötü, yutkunma problemi yaşıyorum. Buna aktif ihmal deniyor. Bilgisizlik, imkansızlıklardan dolayı sorumluluklar yerine getirilemiyorsa, herhangi bir engel sebebiyle çocuğunun bakımını yerine getiremiyorsa buna da pasif ihmal deniliyor. Çocuk ihmalinin 4 tane türü var. Fiziksel ihmal, cinsel ihmal, duygusal ihmal ve ekonomik ihmal. Yani sokakta yatan bir çocuk fiziksel olarak ihmal ediliyor demektir. Sağlık kontrolünün yapılmaması hasta olan çocuğa gösterir. Çocuğun terk edilmesi veya kendine zarar verebileceği durumlarda denetimsiz bırakılması. Bu da ihmalin bir türüdür. Göz göre göre elektriklerde ihmal olarak değerlendiriliyor. Gereğince bakımının sağlanmaması, beslenmemesi, mevsim şartlarına göre çocuğu giydirmemekte bir fiziksel ihmal çeşidi. Aynı zamanda okula gönderilmemesi ve okula gönderildiği halde okuldaki durumuyla ilgilenilmemesi. Bakın bu da hep gözden kaçıyor. Çocuğu ben okula göndereyim. Sonrası öğretmenleri ilgilendirir, sonrası okulu ilgilendirir, sonrası oradaki yetkilileri ilgilendirir. Hayır. Bizler çocukların ebeveynleri olarak onların eğitim hayatlarıyla da ilgilenmekle mükellefiz. Cinsel ihmal. Cinsel ihmal de şu an çocuğa fiziksel tanıtımı yapılmazsa, yani mahrem bölgelerinin tanıtımı yapılmazsa, nelerden uzak durması gerektiği bildirilmezse bu da bir ihmal çeşidi olarak değerlendiriliyor. Duygusal ihmalde her çocuk sevgiye muhtaçtır. Eğer sevgi ve ilgiden yoksun kalırsa ihmal edildiğinin göstergesidir deniliyor. Ve istismar. İstismarında yine 4 çeşidi var. Bunun içine ihmal de dahil 5 çeşit var. Fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar ve ekonomik istismar. Biraz önce bahsettiğimizde İhmal. Fiziksel istismar tahmin edildiği üzere dayak atma. Ceza disiplin yöntemi olarak kullanılmalı. Kesinlikle hayır. Çocukta öfke ve haksızlığa uğramışlık duygusu yaratıyor. Bir de şunu yapıyor. Çocuk bir hata yaptı ve kaygı içine kapanma. Psikolojik olarak belirtileri bunlar. Olumsuz benlik kavramının oluşması. Korku, çaresiz ve değersizlik hissi. Ki değersizlik hissi insana ileriki durumlara neden oluyor. İleride yoğun kaygı ve depresyon da eşlik ediyor tabii. Tabii ki antisosyal bir kişilik oluyor. Sosyal ilişkilerinde fiziksel istismara uğrayan çocuklar sağlıklı iletişim kuramadıkları için sosyal iletişim bilinçli bir şekilde bu duygusal istismar edildiğini göstergesidir. Tanımlanması gerçekten çok zor. Ancak çok sık maalesef ki aileler tarafından çocuklar bu istismar türüne maruz bırakılıyor. Yani hakaret içerikli cümleler kullanmak, çocuğu aşağılamak, sen bunu yapamazsın, beceremezsin, sen nesin ki, ya da işte senin kafan basmıyor, sen çalışamazsın, senden hiçbir şey olmaz gibi konuşmalarda çocuğun duygusal istismara uğradığını göstergesidir. Aynı zamanda evet, tehdit de söz konusu. Devam edelim. Bakın bu fotoğrafı ben hemen hemen her seminerde kullanmaya gayret ediyorum. İlişkili olsun olmasın. Gerçekten çocukların hepsi model almayla öğreniyor. Çocukların en etkin öğrenme yöntemi model alma yöntemidir. Baba anneye, anne çocuğa, çocuk da oyuncağına. Yani o öfkeyi mutlaka birilerine yansıtıyor. Biraz önce bahsettik bunlardan, bunu da geçelim. Ayrıca duygusal istismar şu şekilde de yapılabiliyor deniliyor. Yalnız bırakma, ayırma, korkutma, yıldırma, tehdit etme, suça yöneltme, önemsememe. Yani çocuğun varlığını hiçbir şekilde önemsememek de onun duygusal olarak istismar edildiğini gösteriyor.
aşağılama, küçük düşürme, lakap takma. Aslında bunlar çok basit geliyor, lakap takma. Ne haber işte Keloğlan ya da işte atıyorum daha sevimli gelen cümlelerle çocuğa seslenmek ya da çocuğu itham etmek aslında duygusal istismar olarak nitelendiriliyor. Duygusal istismara maruz kalan çocuklarda ileride görülebilecek patolojiler de şunlar. Pasif bir kişilik oluyorlar. Çünkü çocuk aşağılanmış, küfür edilmiş, itelenmiş, önemsenmemiş ve hor görülmüş. Haliyle pasif bir kişilik oluşuyor. Kendine güvensiz bir çocuk oluyor. Obsesif davranışlar, yani sürekli olarak takıntılı davranışlar göstermeye başlıyor. Karşısındakine çok ihtiyatlı yaklaşmak, tedirgin bir şekilde. Acaba ilişki kurmalı mıyım, kurmamalı mıyım gibi. Korku ve hayal halinde yaşaması, çok fazla yalan söylerler. Hırsızlık yapması, küçük yaşlardaki davranışlara geri dönüş, yani bebek taklidi yapması gibi. Devam edelim. Ekonomik istismar da bizler ebeveynler olarak çocukların ekonomik olarak ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüyüz. Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin çocuğu maddi gelir kaynağı olarak görüp çocuktan maddi kazanç elde etmek isteği. Yani onu dilendirmek, küçük yaşta çalıştırmak. Bu da ekonomik istismar olarak değerlendiriliyor. Devam edelim. Ve çocuğun kendisinden büyük bir kişi tarafından cinsel haz amacıyla zorla ya da ikna edilerek cinsel etkileşime maruz bırakılması, kullanılması. Bu cinsel istismarın tanımı. Ortak özellikleri de şu, yani cinsel istismar diyebilmemiz için bir duruma. Çocuktan yaşça büyük biri tarafından gerçekleştirilmesi. Yani çocuk yaşta, küçük yaşta olması. Biraz sonra hocamız bahsedecek. Kas içermeyen bir istismar türü. Yani çocuğun cinsel özelliklerine yönelik teşhircilik, pornografik resim gösterme, açıkça veya gizli şekilde çocuğu çıplakken gözetlemek, yani röntgencilik. Karşı cins davranış modellerini benimsetmeye çalışması, giydirilmesi, kız çocuğun erkek ve erkek çocuğunu kız çocuğu olarak giydirmeye ve o şekilde davranışlar sergilemeye zorlamak ve cinsel içerikli küfürlerin edilmesi. Bu, temas içermeyen cinsel istismar türü. Peki, cinsel ilişki içermeyen bir de dokunma türü var. İstismarcının ve çocuğun giyinik veya çıplak olması halinde cinsel organlara dokunma, okşama veya mastürbasyonu kapsıyor. Diğeri de istismarcının çocuğun vücuduna yönelik eylemler, yani kendini tatmin edici cinsel ilişkiye yönelik eylemleri olarak tanımlanıyor. Bir de cinsel sömürü var. Çocuğa veya üçüncü kişilere para ve benzeri şeylerin verilmesi karşılığında çocuğun yetişkin tarafından cinsel obje olarak kullanılması. Bu da yani fuhuş. Evet, devam edelim. Cinsel istismara yönelik verilerimiz, yani epidemiyoloji şu şekilde, yaşanılan vakaların sadece ve çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerinin bozuk olması, süren tıbbi rahatsızlığının olması, fiziksel yetersizliğinin bulunması, cinsel istismara uğrama riskinin fazla olduğunu gösteriyor. Ailesel risk etmenleri de şöyle, anne babanın daha önce çocukluk döneminde istismara maruz kaldığı, yani kırsal alanlarda cinsel istismar vakaları daha sık oluyor. Bize fazla yansımıyor diyordu orada emniyette bulunan arkadaşlar. Ya da biz çok çok sonraları duyuyoruz diyordu. Neden olabilir diye düşündüm. Üniversiteden bir hocamla görüşürken bana şunu söyledi. Tek odalı evlerde kalıyorlar genellikle. Sosyoekonomik düzeyi düşük olan ailelerde. Tek odalı evlerde kalmaları, erkek bir çocuğun ergenlik dönemindeyken cinsel haz yaşamaya başladığı dönemlerde yanında kız kardeşi, gelen birinin çok olması, yani eve kimin girdiği, kimin çıktığının belli olmayan ailelerde de risk faktörünün fazla olduğu söyleniyor. Ve maddi sıkıntı yaşayan aileler. Şimdi cinsel istismara uğrayan çocuklarda ne gibi belirtilerini yemeye başlayabilir, aşırı agresif durumlar sergileyebilir, okuldan kaçıp disiplin problemleri yaşayabilir,
yaşayabilir. Ders başarısında düşme olur, madde kullanmaya başlar. Bu gelişim çağındaki normal ailelerin, yani istismar uğramayan çocuklarda görülebilen davranışlar. Bizler şüpheleniyorsak da böyle bir durum, böyle davranışlar bizim şüphelerimize eşlik ediyorsa daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Hiçbir korku endişeleri oluşur. Kızsa bir anda erkek gibi davranmaya başlar. Davranışlarını değiştirir. Kız gibi davranırsam tekrar aynı şeye maruz kalabilirim gibi düşünebilir. Ya da erkekse kız gibi davranmaya başlayabilir. Ve hiçbir şeyden zevk alamaz duruma gelir. Kızlar güzel, açık giyinen çocuklar. Onay bekleyen, kendine güveni olmayan, pasif ve yaramaz çocuklar istismara maruz kalır. Hayır, bu da yanlış. Çocukların görünüşü ya da davranışı istismara sebep asla olmaz. Anlamını dahi bilmedikleri olayı provoke etmekten dolayı çocuklar asla suçlanamazlar. Bir yanlış daha, çocuklara uslu, akıllı, açık göz olmalarını söyleyerek onları korumuş oluruz. Hayır. Çocukları bu konuda eğitmemiz gerekiyor. Mahremiyet bilincini vermemiz gerekiyor. Özel bölge, özel alan kavramlarını mutlaka öğretmemiz gerekiyor. Bu konuda öğretmenlere en başta çok iş düşüyor ve anne babalara. Diğer bir yanlış da genellikle tehlikeli yerler, özellikle karanlık bastık parklar, umumi istismarcının tercih ettiği yerler genellikle çocuğun tanıdığı ve bildiği yerlerdir. Okul ve çevresi, evle okul arasındaki yol, bir arkadaş ya da akrabanın evi, çocuğun kendi evi. Çocuğun rahat ve gevşek olduğu zamanlarda, özellikle oyun zamanlarında, banyo zamanı ya da yatma zamanı istismarcıların genellikle tercih ettiği zamanlardır. Bir diğer yanlış, çocuklar kötü görünümlü, yabancı kişilerden uzak durmalı. Çünkü onlar istismarcı kişiler. Hayır, değil. Olguların %80 ve %95'inde istismarcı, çocuğun tanıdığı normal görünüşlü biridir. Ve bir de şöyle bir durum var. Genellikle 20-45 yaş aralığında evli, sosyal hayatı olan, hiçbir şekilde şüphe çekmeyen bir aile babası olarak tanımlanıyor. Ve bir yanlış daha, cinsel istismar vakaları her yerde yaşanmaz. Bazı kültürlerde ve ülkelerde yaşanır. Eğer öyle olsaydı bizim kültürümüzde yaşanmazdı. Cinsel istismar her kültürde, her ülkede ve her sosyoekonomik grupta maalesef rastlanılır. Kız çocuklarda ensest, erkek çocuklarda ise pedofil, diğer istismar türlerinden daha sık rastlanılır. Ben avukat Özlem Saygılı Kırıkkale Barosu avukatıyım. Kırıkkale Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısıyım aynı zamanda. Giriş yapmadan önce yani hukuki mevzuattan bahsedeyim. Biz çalışmaya çalışıyoruz, mücadele ediyoruz. Kısaca şöyle yapacağız. Aslında ben sohbet şeklinde geçsin istiyorum. Çünkü hukuk kanun maddelerinden bahsettiğim takdirde çok sıkıcı olabiliyor. Ve dolayısıyla da sizler çok konuya hakim olmadığınız için bir şey ifade etmiyor. Şöyle yapalım. Başlayalım. Kısaca ilk olarak çocuğun cinsel istismarının ne olduğundan bahsedeyim. Çocuğun cinsel istismar dediğimizde bu gözünün alındığında çocuğun cinsel istismar dediğimizde sanki 7-8 veya 10 yaşlarına kadar olan istismardan bahsettiğimizden sizin kafanızda böyle bir fikir uyanıyor ama bir öncekine gelelim lütfen tekrar. 18 yaşından küçüklere karşı gerçekleştirilen cinsel saldırı ve cinsel taciz eylemleri. Yani 18 yaşından küçük her bireye karşı gerçekleştirilen davranışlar cinsel istismar. Bu çocuğun cinsel özgürlüğüne doğru ve düzgün cinsel gelişimine karşı işlenen bir suç. Devam edelim. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi var. Niye bundan bahsediyorum? Çünkü Türkiye içerisindeki sistemdeki hukuk kuralı ne yazık ki yaklaşık olarak çocuk yaşını 15'e hatta 12'ye kadar çekmek istiyor. Bu yüzden biz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni baz alıyoruz. 18 yaşına kadar herkes çocuk sayılıyor. Çocuğun cinsel istismarı ne demek? Bir çocukla cinsel ilişkiye girilmesi veya onun cinsel haz amacıyla kullanılması. Biraz evvel uzmanımız bahsetti. Bu illa temas olmasına gerek yok. Temas içermeyen bir biçimde olabileceği gibi cinsel dokunma, oral genital seks, cinsel sömürü, çocuk pornografisi ve hatta sizlerin belki bilgisi olmayabilir ama çok ciddi oranda çocuk fuhuşu şeklinde karşımıza çıkıyor. Cinsel istismar suçlarının faili her
herkes olabiliyor. Bu kısımları biraz özet olarak geçeceğim çünkü uzmanımız detaylı bahsetti. Failin cinsiyeti önemli değil. Hem cinsi bir kişi tarafından da istismar edilebiliyor. Mağdurun cinsiyeti de önemli değil. Önemli olan 18 yaşından küçük bir birey olması. Evet, cinsel istismar vakalarında failin %44.4 mağdurla akraba olduğu saptanıyor. Yani amcası, dayısı, teyzesi, halası gibi çok yakın akrabaları tarafından istismar ediliyor. Yine vakaların %80-95'inin failinde mağdur tarafından tanınan, biz buna anlam veremedik nedendir ama evli bir erkek tarafından gerçekleştiriliyor. Çocuğun cinsel istismarı bunlar kanun maddeleri. Dün galiba şu an aramızdan bilmiyorum, SGK'dan bir hanımefendi bildiğimiz bana bu soruyu sormuştu. Ne oluyor peki? Yani biz bunu açığa çıkardığımız takdirde nasıl bir koruma altına giriyoruz demişti. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Bu sarkıntılık düzeyinde kalırsa eğer 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Bu ne demek? Yani cinsel istismar. Şimdi bu ayrımı aslında herkesin çok iyi bilmesini istiyorum. 15 yaşını tamamlamamış. Yani 15 yaşına kadar tamamlamış olmakla birlikte bu fiilin hukuki anlam ve mahiyetini anlayacak şekilde gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen davranışlar. Buyurun. Kişi nasıl ispatlıyor? Nasıl? Yani nasıl ispatlıyor bu suçu? İstismar mı? Evet. Birazdan bahsedeyim isterseniz. Yani inkar ederse ne olur? İnkar ediyor zaten, kabul etmiyor. Evet. Kimse kabul etmiyor. Tamam, o kısımla alakalı birazdan bilgilendirmek istiyorum ben size. Diğer çocuklara karşı da, yani 15 ile 18 yaş arasındaki çocuklara karşı da cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen davranışlar. Şimdi bu ne demek? Kaan Koyucu ikiye ayırıyor. Diyor ki 15 yaşına kadar bir çocuk cinsel anlamda istismar edilirse bu kesinlikle suç. Cinsel istismar oluyor. Ve fakat 15-18 yaş arasındaysa bu, ve rızası varsa çocuğun cinsel tarzı olarak karşımıza çıkıyor ve eğer şikayet olursa fail cezalandırılıyor. Şikayet olmazsa cezalandırılmıyor. Bu nitelikli hali cinsel istismar vücuda organ sokulması suretiyle gerçekleşmesi durumunda 16 yıldan aşağı olmak üzere hapis cezasına hüküm oluyor. Bunun daha da nitelikli halleri var. Bizleri ilgilendiren kısımları mesela çok ciddi oranda okullarda karşılaşıyoruz biz cinsel istismarla. Eğer ki birden fazla kişi tarafından birlikte ve toplu olarak birlikte yaşamanın getirdiği kolaylıktan faydalanılarak gerçekleştirilirse akrabalar, vasi öğretici bakıcı tarafından veya kamu görevlilerinin hizmet ilişkisini sağladığı nüfus kötüye kullanılarak işlenirse yer oranında artırılıyor. Biraz evvel bahsettiğim 15 yaşını bitirmiş çocukla cinsel ilişkileri bulunan kişi şikayet olursa eğer 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası. Şikayet olmazsa ceza yok. Sınav. Müstehcenliği, bu müstehcenliği yazı, görüntü göstermekle hukuki anlamda suç. İçebiliriz. Fuhuş, çocuğu fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, tedarik eden, barındıran kişi 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Bu konudan inanılmaz önemli bir iptal kararı bu. Ve fakat ne yazık ki kimsenin haberi olmuyor. İnfaz yaratmıyor bu. Anayasa Mahkemesi 2016 yılında bir iptal kararı aldı. Dedi ki 15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik her türlü cinsel davranış istismar sayılıyordu. Dedi ki hayır. Hatta buna başvuran da Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'ydi. Her bir somut olayın özelliklerine göre değerlendirelim dedi. Bu ne demek? 12 ile 15 yaş arasındaki çocuklar belki rızası vardır. Dolayısıyla belki evleneceklerdir. Biz onlara böyle bir ceza vermeyelim. Geçelim. Yani 8 yıldan 15 yıla kadar olan hapis cezası şu an 3 yıldan da 8 yıla kadar olan sarkıntılık için ceza bu şekilde kaldı. Mağdur çocuk 12 yaşından küçükse problem var. Geçebiliriz bunda. Bunda geçelim. Bu önergeden ben size kısaca bahsedeyim. Önergede de şöyle bir şey oldu. Bir kısım milletvekilleri meclise şöyle bir önerge verdi. Dediler ki biz dediler 12-15 yaş arasındaki çocuklar eğer ki birbirleriyle evlenirlerse ceza vermeyelim. Sıfır cezayla biz toplumdaki aile birliğini koruyalım dendi. Amaç ne? Kırsal kesimlerde mevcut olan evlilikler sebebiyle mağdurun ve failin hukuken yaşadığı sıkıntıları bertaraf etmek. Yani bu çocuklar zaten birbirlerine gönüllerini kaptırmışlar. Birbirlerimizle karşıyız belki daha önce duymuşsunuzdur. Çünkü biz çocuk ve gelin kavramları ikisini bir arada kullanamayız. Kırsal kesimlerde evet ne yazık ki biz de küçük bir şehirde yaşıyoruz.
Burada da ben yaklaşık 3 yıldır Kırklareliyim. 3 yıl içerisinde minimum 18 tane cinsel istismar vakasına göre bu sadece ben. Kırklareli'de 180 küsur vakası var. Sadece benim görevlendirdiğim bu kadar. Bunların yarıdan fazlası uzmanımız 11 ve 15 yaş arasındaki çocukların gebe kalması sonucu ortaya çıkan sonuçlar. Tahmin ettiğinizden çok daha fazla miktarda var. Ve bunların hepsinde söylenilen şey, çocuklar hamile kalıyorlar. Hamile kalmadıkları takdirde zaten ortaya çıkmayan bir şey. Hamile kaldıktan sonrasında da ailelerin düşüncesi şu oluyor. Biz bu gebeliği ya sonlandıralım, sonlandıramayacaksak da yani çocuklar da istiyorlar zaten evlendirelim. Ve muhtemelen bu açığa çıktığında zaten çocukların gebelikleri yasal aldırılma kürtaj sonrasından çok daha sonrasında oluyor. Muazzam bir sıkıntı yaşıyoruz böyle bir durumda. Gebelik sonlandırılamıyor. Ancak merdiven altı uygulamalarla sonlandırılıyor. Ve polis memurlarımız dahi maalesef bununla yönlendirmek zorunda kalıyorlar. Çünkü o gebeliğin bir şekilde sonlandırılması gerekiyor. Sonlandırıldıktan sonrasında da imam kâhı olarak evliliklerine devam ediyorlar. Ailelerin de rızasıyla yasal süre geldiğinde de evleniyorlar. Çocuk gelin dediğinizde ne oluyor biliyor musunuz? Her zaman söylediğimiz gibi saklanamadı çocuğun. Eğer ki bunu kabul ediyorsak ve biz çocukları evlendiriyorsak her biriniz kendiniz tecavüze uğradığınızı düşünün. Olmadan o çocuk hayatı boyunca her gece tecavüze uğramak durumunda kalıyor. Çünkü yaşadığı şeyin ne olduğunun dahi farkında olmuyor. Geçelim. Neyse davasını hatırlarsınız belki. 26 kişinin tecavüze uğramıştı. Yerel mahkeme rızası var demişti. Sonra da bu Yargıtay'dan onanarak gelmişti. Ve bu 26 kişinin içerisinde kaymakamlıkta çalışan memurlar, bir takım milletvekili olduğu iddia edilen kişiler ve hepsi de kamu görevinde çalışan kişiler vardı. Rızası var dendi. Ne demek zorunda kaldı? Mecbur kaldı. Hukukçu olup o yazıyı çekilenlere soracağım dedi. Çünkü hukuk korumadı. Bunlar aslında daha çok çocuklara verdiğim seminerlerde yani 18 yaş altındaki bireylere verdiğim seminerlerde kullanıyorum ama lütfen sizden de bunu rica etmiş olayım. Bizler büyükler olarak gün içerisinde defalarca cinsel tacize, sarkıntılığa dahi bizler bile maruz kalabiliyoruz. Ve sonunda ne oluyor bunu birisiyle paylaştığımızda diz üstü etek giymiştin, kırmızı muş sürmüştün. Sen de o kadar açık giyinmeseydin canım ya da o kadar şık davranmasaydın. Ve biz bu zihniyette olduğumuz için çocuklarımıza da aynı şeyi aşılıyoruz. Çocuğun cinsel istismarının neden açığa çıkmadığı konusunda bence biraz oturup kendimizi sorgulayalım. Neden çocuğumuz bizimle paylaşamıyor? Bir oturup kendimize soralım. Çocuğun burada demesi gerektiği şey şu. İstediğimi giyebilirim. Bu hiçbir erkeğin benim izim olmadan bedenime dokunmasını haklı göstermez. Keza cinsel istismara maruz kalan çocuk, maruz kaldığım cinsel istismarı dilendirirsem yakın çevremden ve toplumdan dışlanırım. Bunu sadece çocuk da düşünmüyor, bunu hepimiz düşünüyoruz aslında. Allah korusun başımıza geldiğinde eğer ki ben bunu yakınlarımla paylaşırsam çocuğum etiketlenecek, çocuğum yaftalanacak, sonrasında da topluma karışamayacak düşüncesi. Şeyden bahsedeyim, böyle bir şeyle karşılaşıldığı anda karşılaşma olasılığı çok yüksek ne yazık ki. Farkında olup olmayın, bilin bilmeyin çocuklarımız her gün topluma karıştığı için son zamanlarda sadece ciddi oranda infial yaratacak olaylar meydana çıktığı için bizler bunları biliyoruz ama günlük hayatta defalarca çocuklarımız buna maruz kalıyor. Ne yapabiliriz? Eğer bunu anlarsak, anladığımız anda 155-156 polis veya karakol savcılık. Bunlardan birisine mutlaka başvuruyoruz. Ayrıca 183 herkesin bilmesi gereken bir hat. 183'te burada engelli yaşlı şehit yakınları ya da bir suçun mağdur olmuş kişilere ciddi destek veren bir hat bu aranabilir. Çocuğu koruyan yetişkinler veya kurumlar ne yapabilir? Çocuğun vücuduna aslında size biraz önce sorduğunuz soruya da belki karşılık gelecek bu. Eğer ki cinsel istismar vakası ileri boyutta nitelikli halde organ sokmak suretiyle gerçekleştirildiyse ilk 24 saat çok önemli. İlk 24 saat bizim de çocuğu savunabilmemiz açısından ve işleri kanıtlayabilmemiz açısından çok önemli oluyor. Böyle bir durumda tabii ki önce sizinle paylaşmasını sağlamamız gerekiyor. Yani çocuğunuza bu güveni vermemiz gerekiyor. Böyle bir durumda çocuk eğer ki idrarını yaparsa, ihtiyaçlarını giderirse, duş alırsa vücudundaki bulgular kaybolacağı için bizim ispatlamamız evet biraz zor olabiliyor. Bu yüzden ilk 24 saat içerisinde mutlaka kulluğa başvurma ve çocuğun muayenesi gerçekleştirilmeli. Bununla beraber organ sokmak suretiyle bir istismar söz konusu değilse, basit bir cinsel istismar söz konusuysa
Aslına bakarsanız çocuktan korkmuyorum ben. Yani artık nasıl söyleyeyim, tabii ki çok, çünkü kötü kullanmaya müsait bir hukuk sistemimiz de var bizim. Çocuk laf değildir ya da vücudunda bir yeri göstererek buramı sıktı demesi çok kullanacağı bir şey değildir ama ne yazık ki ailelerimiz yönlendirebiliyor artık yalan söylemesi konusunda. Bir kişiyle arasındaki husumetin acısını çıkarmak isteyen bir ailenin çocuğuna öğretilmiş ifade verdirildiğine şahit oldum ben. Bana bunu yaptı dediğine şahit oldum. Dolayısıyla evet, işin içinden çıkamıyoruz ne yazık ki ama %80-%90 zaten çocuğu koruyan bir hukuk sistemimiz var. Yani öyle bir durumda biz iddia ediyoruz, olmadığını karşı tarafın ispat etmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız bu semineri düzenlemeyi çok, bu yüzden çok istemiştim. Bildiğim kadarıyla çoğunluğu çalışan anne babalarsınız ve iyi yerlerde çalışan insanlarsınız diye tahmin ediyorum. Şimdi çocuğun ifadesi şu şekilde alır normalde. Yoğun miktarda travmaya maruz kalmış bir çocuktur. Muazzam dikkat edilmesi gerekir. Çocuk İzlam Merkezi'nde bizi dahi görmeden, ben avukatı olduğum halde çocuk beni dahi görmeden arada bir cam olurdu. Savcı, ben ve yanımızda diğer görevliler çocukla sadece birebir psikologla birlikte vakit geçirirlerdi ve psikolog alırdı çocuğun ifadesini. Buraya geldim. Gördüğüm şu çocuk şube müdürlüğüne, çünkü burada çocuk İzlam Merkezi yok. Çocuk şube müdürlüğünde ifade sanılıyor. Bir erkek polis memuru tarafından alınıyor bu ifade. Çocuk zaten çekiniyor. Yani erkek tarafından buna maruz kaldığı için bir erkek bu travmayı, trajedi anlatamıyor. Dolayısıyla ben geldiğim anda itibaren dedim ki Kırklareli Çocuk İzlem Merkezi her şeyden daha önemli, mutlaka kurulmalı dedim. Bunun için bir takım çalışmalar da yaptım ama Türkiye'de prosedürleri, bu kadar gerekli prosedürleri yerine getirebilmek için bile ne yazık ki torpile ihtiyacınız oluyor. Torpiliniz ve tanıdığınız olmadan bundan kalkamıyorsunuz. Mali yardımcımız Ayhan Öztürk var, çok destek oldu bu konuda bana sağ olsun. Yeni ayarlandı fakat şu an personel yok denilerek bu işlem gerçekleştirilmiyor. Eğer ki mümkünse, yani sizin de yapabileceğiniz bir şey varsa valiliğe bu konuda istediğinize dair dilekçe vermeniz bile çok büyük bir faydası olur. En azından bizlerin işini kolaylaştırır. Yani bunda zaten bireysel ve kişisel bir çıkar yok. Hiçbirimizin çocuğunun buna maruz kalmayacağına dair bir garanti de yok. Dolayısıyla muazzam gerekli bir kurum. Bunun için sizden tekrar söylüyorum, rica ediyorum. Dilekçe vermeniz benim için çok yeterli olacaktır. Başta alabilirim, yoksa dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.